müşteriler et alamadığı için mantara yöneldi. Mantarı önce tavaya koyuyoruz, sonra üzerine soğanla birlikte kavuruyorum, o kadar. Et fiyatlarının tavan yaptığı son zamanlarda vatandaş ete bir alternatif olarak istiridye mantarını tercih ediyor. Fiyatı cep yakan kırmızı etin alternatifi olarak bilinen istiridye mantarı tezgahlardaki yerini alırken vatandaşların da istiridye mantarına olan ilgisi arttı. Ete çok zam geldiği için mantara çok talep oldu. Alım gücü bu, ne yapsın insanlar? Ben çok seviyorum, bayılırım. Böyle yumurtalı falan güzelce 10 numara olur yani. Etten daha güzel, kuzu eti gibi onun ızgarası. Kesinlikle kalorisi yoktur ve çok faydalı ve sağlıklıdır. İnsanlar kendini daha çok dinde ve sağlıklı hissetmek için daha çok tüketiyorlar. Besin değeri bakımından ete çok yakın olan istiridye mantarının tadı da görüntüsü de tıpkı et gibi. Mantar etten daha iyidir ya. Vallahi iyidir, yemesini bilirsen, yapmasını bilirsen. Kuzu eti gibidir, hem ızgarası olur hem şeyi. Güzel sotesi olur bunun. Sevilmez mi mantar? Abi doğanın her şeyi yenilir. İstiridye mantarını daha çok ete benzettikleri için, et tadında olduğunu düşündükleri için zaten de öyle bir tadı var. Daha çok talepleri var. Mantar, kültür mantarı ve istiridye mantarını. Muhteşem bir tadı var. Yani et değil de bunu seçerim. İyi bir lif, protein ve vitamin kaynağı olan istiridye mantarının faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre hücresel hasarlara karşı bir bariyer oluşturduğu söylenen istiridye mantarını düzenli bir şekilde tüketmek, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp hastalığına sebep olan risk faktörlerini de azaltıyor. Kan şekerini düzenleyen istiridye mantarı aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı oluyor. Taze mantarı nasıl anları? Mantar kendini belli eder zaten. Mantar kararmamış, sulu olmamış. Yani bitkin bir şekilde olur. Mantarın tazeliğini her zaman bu şekilde anlaşılır. Renginden mi anlarız? Tabii. Renginden, canlılığından bu şekilde.